Çabuk ol oğlum, geç kalmayalım. Biliyorsun nikah saat tam 2'de. Gelinimizi bekletmeyelim. Ah benim evladım. Boya posa da bak. Aman anne, çocuk muyum ben? Bu ikinci evliliğim. Ah bir torun sahibi et de beni oğlum. Ah ah. Hadi hadi çabuk. Hepimiz hazırız. Baban da dışarıda bekliyor. Tamam geliyorum. Hadi. Alo. İsmail. Alo. Merik öldü. Merik. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber Merik. Geldi. Dediler ki Merik öldün oy oy. Keşke Merik ölmeseydi, keşke Merik ölmeseydi, kesileydi elim kolum o. Hadi oğlum İsmail, nerede kaldın? Aa, ne oldu oğlum? Merik. Oy Merik, Merik. Ben kurbanım sana benim, ben hayranım sana benim. Affet beni Merik. Nerede kaldın? Bırak beni. Ver çantanı götüreyim. Ver çok şunu, ağır. Ben taşırım. Derslerin nasıl geçti bakalım? İyi mi? Ben annemi istiyorum, sen değil. Ben annemi istiyorum ya, bırak Ceren. Başımı. Dur, koşma. Dikkatli ol. Bundan sonra beni almaya gelme. Ben giderim, tamam mı? Ceren! Ceren bekle beni. Ya Ceren. Bırak başımı ya. Ceren yavrum. Yavrum. Ceren! Ceren lütfen! Ceren! Yavrum dikkatli ol! Canım, kızım! Hanımefendi, bir şey var mı? Hastaneye götürelim mi? Yok. İyiyiz. Hadi gidelim canım. Nerede kaldılar bunlar ya? Sen görmedin mi? Şey, araba çarpacaktı. Kurtardı beni anne, koştu kurtardı. Elinden tutmuyor muydu? Şey, tuttu. Sen nasıl bakıcısın? Ben sana bunun için mi emanet ettim kızımı? Niye bakıp gözetmedin? Ya araba çarpsaydı? Niye tutmadın elinden? Özür dilerim efendim. Bundan sonra dikkat ederim. Hemen tedavi edelim kızım. Gel içeri, gel. Bundan sonra da gelme artık. Paranı da yarın gönderirim. Başka bir bakıcı bulacağım. O benim bir tanecik çocuğum. Dikkatsiz bakıcılara emanet edemem. Ama anneciğim onun suçu yok ki. Zaten baştan beri gözüm tutmamıştı onu. Sana yiyecekmiş gibi bakıyordu. Yürü bakayım kızım.
gitme. Geldi senin bakıcı gelin. Sana bir torun vereceğine gidiyor zengin evlerinde dadılık ediyor. Zürriyetsiz gelini hala niye tutar bu bizim oğlan? Kaç senedir bir toruna hasret kaldık. Bak geleyim de yardım edeyim dediği var mı? Yardım edeyim anne. Çekil çekil. Şimdi mi aklına geldi? Ben kendi işimi kendim yaparım. Ah ah. Ele bakıyorum da. Millet torunlarını dizlerine oturtup seviyor. Biz de böyle mel mel bakıyoruz. Ne olurdu sanki bu çamaşırların içinde minicik çamaşırlar da olsa. Koklaya koklaya öpse. Ama nerede? Kaç doktora gittik anne. Olmuyor işte. Doktorlar ne anlarmış? Bir iki bakıyorlar. Sonra da ilaç yazıyorlar. Ne yapabilirim anne? Her dediğiniz yere gittim. Yemediğim ot, içmediğim ilaç. Tatmadığım muska kalmadı. Olmuyor işte. Ben anne olmak istemiyor muyum? Bir çocuğum olsa diye gece gündüz dua ediyorum. Burnum ne tutuyor ama. Sus sus. Bilseydim senin böyle kısa çıkacağını gelin diye almazdım. Ah benim deli oğlum ah. Kafasız. Dinlemiyor ki lafımızı. Ne olur böyle konuşma anne. Yeter artık yeter. 10 senedir bir torun veremedin. Gelin olsan ne olacak be? İşin gücün zır zır ağlamak. Aman aman. Nereden çaktık buna be? Bıktım şunun ağlamalarından bıktım. Şikayet mi etti? Anne, kaç defa söyleyeceğim? Rahat bırak artık onu. Varma üzerine. Kim varıyor? Ben mi? Yalana bak. Sana öyle mi dedi yoksa? Bana bir şey demedi anne. Ne olur anneciğim, yapmayın artık. Varmayın üzerine. Yazıktır. Çocuksuzluğunu yüzüne vurmayın lütfen. Allah aşkına yeter artık. İsmail'im, sen bizim biricik oğlumuzsun. Senden başka kimsemiz yok. Bütün yavrularım küçücükken öldü. Allah bir tek seni bize bağışladı.
Senin çocuğun olmalı. Olmalı ki nesebimiz sürsün. Soyumuz, sopumuz devam etsin. Gel evladım, hadi bizim dediğimizi yap. Bırak gitsin anasının evine. Boşayalım, yeni bebek gibi bir kız alalım. Yeniden düğün yapalım. Anne sakın, bir daha bunu söyleme. Kötü mü diyor? Soyumuzun devam etmesi için şart bu oğlum. Anne yeter dedim, konuşma. Annene niye bağırıyorsun lan? Doğru söylüyor kadın. Şurada kaç yıllık ömrümüz var? Torun yüzü görmeden göçüp gideceğiz. Biz de dedenini olmak istiyoruz. Artık bunun başka çaresi kalmadı. Bir şekilde söyle, gitsin Maraş'a annesinin babasının yanına. Anne, baba, siz delirdiniz mi? Ne dediğinizi biliyor musunuz? Biz bunu senelerdir söylüyoruz ama nerede anlayacak evlat? Baban annen doğru söylüyor İsmail. Onların torun görmeye hakları var. Ben Maraş'a gideceğim. Hayır, hayır dedim. Anne, baba. Ya dediğimizi yaparsın ya da? Ya da baba. Melik, hazırlan gidiyoruz. İsmail. Gidersen bir daha dönme. Kamyonetin anahtarını da geri ver. Oğlum, uyma şu kadının sözüne. Gel buraya. Bırak kız, varsın gitsinler. Benim öyle bir oğlum yok. İsmail, İsmail. Söyle bey, gitmesinler ne olur. Bir şeyler yap. İnat etme, hadi git getir şunları. Ne olur hadi. Bir tane oğlum o benim. 5 çocuğum öldü. Sadece o sağ kaldı. O da giderse ben ne yaparım? Madem öyle, ne diye varıyorsun gelinin üstüne? Bırak. Hem derslerini alsınlar. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. İsmail, benim için yapmayacaktın. Bırak ben gideyim. Annenler haklı. Bir torun görmeye hakları var. Sen onların bir tane oğlusun. Soyusun, nesebisin. Bir daha böyle konuşma. Bu mevzuyu da açma Merik. Sen benim karımsın, hayat arkadaşımsın, can yoldaşımsın. Ben seni kolay mı buldum zannediyorsun? Benim için sen memleketini terk ettin, varlığı terk ettin geldin. Seni bırakır mıyım hiç? Ne yapacağız peki? Nereye gideceğiz? Bulacağız bir çare güzelim, bulacağız. İstersen Maraş'a annemlere gidelim. Yok olmaz. En son çaremiz o. Bu şehirde kalacağız. Adana koca şehir. Herkesi kabul etti kucağına. Elbet bizi de kabul edecek. Bir iş bulur. Sonra ev kiralarız. Hem biraz para biriktirmiştim, bizi idare eder. Benim de bileziklerim var. Sıkışırsak satarız. Bir çaresini buluruz, merak etme. Olmazsa Maraş'a gideriz değil mi? Dur, sana sandviç alayım şuradan. Açsındır. Yok, aç değilim. Ben açım. Sen de açsındır. Bekle, geliyorum. Okay.
Ağzıma geldi. Ben sensiz ne yaparım? Nereye gideceğiz şimdi? Bir asker arkadaşım var, Ulvi. Ona gideriz. Kiralık bir ev bulana kadar onda kalırız. Kabul ederler mi bakalım? Merak etme sen. Ulvi iyi arkadaştır. Gidelim bari. Ulvi, kes şunu, televizyon izleyemiyorum. Çocuklar, hadi, hadi oturun yerinize bakayım. Hadi bırakın oynamayı. Hadi oturun yerinize. Ama çocuk kadar aklın yok yani. Biri mi gelecekti? Yo. Allah Allah, bu gece vakti kim acaba? İsmail, asker arkadaşım benim. Hoş geldiniz. Gelin, içeri gelin. Kusura bakma Ulvi. Geç vakit seni rahatsız ettik. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Buyurun. Gel, içeri gelin. Gel, geç. Ya kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık. Malum evde çocuk olunca. Ya çekingen durmayın, buyurun oturun. Hayrola, hangi rüzgar attı böyle? Ne iyi ettiniz geldiniz ya. Çocuklar, hoş geldiniz desenize misafirlerimize. Hadi bakalım. Aferin. Günaydın. Oo, kahvaltıyı hazırlamışsın. Ne kadar kalacak bunlar? İsmail kiralık bir ev bulana kadar. Desene, bir ay buradalar. Feride, lütfen. Babasının kovduğunu biz mi besleyeceğiz? Hem kim oluyor onlar? Sadece bir asker arkadaşı. Etme be Feride. Bana çok iyiliği dokundu. Zor zamanda yanımda oldu hep. Çok iyi insandır İsmail. Zaten senin yüreğin saftır. Hemen kanıyorsun. Adam karısıyla çöreklendi evimize. Çıkarabilirsen çıkar. Feride, ayıp ediyorsun. Onlar misafirimiz. O kadın da gıcığıma gidiyor. Böyle saf saf bakmıyor mu çocuklarıma? Ne yapsın, çocuksuz kadın. Ben de onun için huylanıyorum ya. Göreceksin, nazar değdirecek çocuklarıma. Bir hasta olsun yavrularım, ben sana o zaman gösteririm. Tamam tamam, lütfen Feride. Birkaç gün sabret. Ne yapalım, kovalım mı? Niye hep seni bulur bu misafirler? Geliyorlar, sus. Ay, günaydın. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Buyurun oturun, kahvaltı hazır. Hadi buyurun, çekinmeyin. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Kiralık evi olan bir arkadaşım var. Bugün bir uğra istersen. Bizim iş yerine de iş için sorayım ben. Geçen de işçi arıyorlardı. Allah razı olsun. Ama sen de araştır. Araştırırım. Merik'le sokak sokak dolaşırız.
çok yoruldum İsmail. Yok işte, bize göre ev yok. Herkes depozit istiyor. Bulacağız Melik, bir ev bulacağız. Kümes gibi daireler ateş pahası. İstersen Maraş'a gidelim. Orada babamın boş bir dairesi var. Hem dükkanda adama da ihtiyaç varmış. Gel, gurur meselesi yapma, oraya gidelim. Sürünmeyelim böyle. Hayır, arayacağız. İşte bulacağım evde. Peki, sen bilirsin hayatım. İsmail. Ne var? O evden ayrılalım artık. Niye? Kadın bulunmamızdan rahatsız. Aa, çocuklar, bakın anneniz gelmiş. Verin, torbaları alayım. Bırak, ben götürürüm. Sen oyna çocuklarla. Ben çocuklarımla hiç böyle oynamam. Bana bakın, siz de gürültü yapmayın. Getirmediniz mi onu? Bir daha gelirsiniz onu da getir, tamam mı? Niye ağlıyorsun Melik teyze? Yoksa çocuğun öldü mü? Şu gazeteyi bırak da yüzüme bak. 3 gün oldu, hala gitmediler. Ne yapsın garipler? İş de bulamadı, evde bulamadılar. Ne yapalım bulamadılarsa? Burası Yardımseverler Derneği mi? Söyle de gitsinler artık. Feride'cim sus, duyarlar şimdi. Duysunlar. Çocuklarımla oynayınca zoruma gidiyor. Aa. Yok işte, çaresi yok. Elin evinde kalamam. Gidelim buradan. Otelde mi, nerede kalacaksak kalalım. Beli. Ne oldu? Belime bir sancı girdi. Arada bir yokluyor. Gidelim mi hastaneye? Yok, geçti. Bir yüzümü yıkayıp geleyim. Ben de geleyim, ister misin? İyiyim dedim ya. Çocuklarıma sahip çıkmaya kalkıyor. Ne zaman gelsem eve çocuklarla oynuyor. Duymadın mı televizyonda? Çocuk kaçırıyorlarmış. Huylanıyorum bu kadından. Allah Allah. Görmedin mi çocuklarıma nasıl baktığını? Konu kapanmış durumda. Yarın sabah bu meseleyi... Bizi mi dinliyorsun sen? Gördün mü bak, bizi dinliyormuş.
Bu gece otelde kalalım, yarın düşünürüz. İsmail'im ne olur beni bırak, Maraş'a gideyim. Ne demek istiyorsun? Böyle olmayacak İsmail'im, olmuyor. Sen annenin babanın yanına, ben annemin babamın yanına. Ayrılalım mı diyorsun yani? Asla bırakmam. Otelden otele mi gezeceğiz, ne yapacağız? Yarın sabah erkenden Maraş'a gideriz. Melik? Yok bir şey yok. Belim yorgunluktan olmalı. İhtiyacı var. Eğer anlaşamazsanız ayrılırız. İstanbul'a gideriz. Tamam mı? Tamam. Geçin evlatlarım, geçin. Yakup, bak kimler gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş geldin oğlum. Ay, niye aramadınız kızım? İnsan hiç haber etmez mi? Bir telefon eder geliyorum diye. Aman Hüsniye Hanım, geldiler ya. Belli ki çocuklar sürpriz yaptı. Anneciğim. Babacığım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Buyurun. Yakup amca nerede? Bir yere kadar gitti. Şimdi gelir. Sen yeni mi başladın işe? Birkaç gün oldu. İyi etmiş Yakup amca. Kendisine bir yardımcı arayıp duruyor. Demek seni bulmuş. Ben damadıyım kendisi. Oo, hoş geldin İhsan. Damadın da gelmiş ha? Sağ olsun. Tam zamanında yetişti. Bu dükkan damadımındır artık. Buyur. Alo? Alo Merik. Meral anne. Oğlumu gönder. Gönder oğlumu. Burada olduğumuzu nereden öğrendiniz? Kızım, Allah'ını seviyorsan bize merhamet et. Alma evladımızı elimizden. Biz onun için ömrümüzü verdik. Bir ana için 4 çocuğunu kaybetmek ne demektir bilir misin sen? Bir ananın 4 evladının ölümünü seyretmesi ne demektir bilemezsin kızım. Gözü gibi baktığı, üzerine titrediği evladının kaçması ne demektir bilemezsin. Ne olur kızım gönder. Gönder oğlumu. Gönder. Çocuk veren başka biriyle baş göze diyeyim. Bırak, bırak. Kasım, Kasım. Ne oldu sana? Niye ağlamadın? Anne, niye benim çocuğum olmuyor? Niye? Allah benim canımı alsın. Yeter ki bir evlat versin. Ağzından yel alsın kızım, duymayayım bir daha bu lafı. Bak, Kezban teyzenlere uğradım geçen. Ne dediler bana biliyor musun? Şu öte mahallede bir kadın varmış. Otlardan ilaç yapıyormuş. Geçen sene bir kadın o otları kullanmış. Ertesi sene nur topu gibi bir oğlu olmuş. Hani diyorum, sen de bir gitsen. Anneciğim, lütfen. Bıktım artık. Kızım, belki bir şifa olur. Anneciğim, 10 senedir gitmediğimiz doktor, gitmediğimiz hoca kalmadı. Olmuyor işte, çare yok. Çocuğum olmayacak. Allah'tan ümit kesilmez kızım.
O elbet bir gün verir. Yarın gidelim mi o kadına? Ha? Hayır anneciğim. Boş ümitle yaşamak istemiyorum. Niye kızım? Umut veriyorlar, heveslendiriyorlar. Sonra da olmuyor. Kötü oluyor anne. Çok kötü oluyor. Ah kızım. Meryem. Hadi kaynanan neyse de o kayınbabana ne oluyor? İnsan kapı dışarı eder mi oğlunu, gelinini? Anneciğim, onlar da haklı. Senin ablamdan, abimden torunların var. Ama onların yok, yok. Veremedim, bir çocuk veremedim. Allah'ım, Allah'ım. Kaynanam aradı anne. Benden kocamı istiyor. Ağlama kızım, ağlama. Meri, Meri. Biz geldik. Hayırlı akşamlar. Aa, akşam mı oldu? Hayırlı akşamlar. Dükkanı niye kapattınız? Müşteri gelmiyordu. Bugünlük kapalı olsun dedik. Yarın İstanbul'a gidecek İsmail. Toptancılardan mal getirecek. Aa. Öyle değil mi oğlum? Evet baba. Melik nerede? Hadi artık. Ağlama. Bak. Annenin evindesin. İsmail. Çocuğunun olmasını çok istiyorsun değil mi? Kapat mevzuyu. Doktor, kısırların sende değil, bende olduğunu söyledi. Duydun. İstiyorsan gidebilirsin. Sen boşanalım dersen kabul ederim hemen. Sakın ha. Bir daha bu lafı duymayacağım ağzından. İsmail'im, benim için ömrünü feda edemezsin. Ederim. Sen benim canımsın. Hayatımsın. Allah'tan ümit kesilmez beni. Bir gün bakarsın. Otobüsü kaçıracaksın, çabuk ol. Tamam baba. Allah ısmarladı. İki gün sonra geleceksin değil mi? Gelecek kızım. Toptancılardan mal alacak, hesabımızı görüp gelecek. Öyle değil mi damat? Tabii baba. Verdiğim adreslere uğra, selamımı söyle. Sana kolaylık gösterirler. Benim için dua et. Oğlum, İstanbul'a gitmişken Eyüp Sultan Hazretleri'ni de ziyaret et. Peki baba. Benim için de dua et. Hadi güle güle. Güle güle oğlum. Allah'a ısmarladık. Doktor bey, kötü bir şey mi var? Nasıl söylesem bilemiyorum. İnşallah öneririz. Yoğun bir tedavi uygulamamız şart. Doktor bey, kızımın neyi var? Kızınızın vücudundaki ölü hücreler hızla artıyor. Acilen ameliyat etmemiz şart.
Ameliyatın kesin çözüm olacağını iddia etmiyorum. Ama başka çare yok. Doktor bey, daha açık konuşur musunuz lütfen? Açıkçası Erik Hanım kanser. Bu tür kanserler sinsice belirir vücutta. Sonra hızla gelişir. Ve bu yüzden de önlenmesi çok zordur. Belki ama yine de sizi ümitlendirmek istemiyorum. %30 bir ihtimal söz konusu. Yani doktor bey? Yani bir yıl ya yaşar ya yaşamaz. Hastaneye geldiğimi. Söylemedik kızım. İyi. Çok üzülür sonra. Benim bir şeyim yok ki. Sadece bir sancı vardı, o kadar. Geçti gitti. Alo. Kızım sende hiç merhamet yok. Bizi hiç düşünmüyor musun? Bırak oğlumun yakasını. 10 yıl çocuk veremedin yavruma. Bırak yakasını artık. Bırak. Göndereceğim. Göndereceğim. Başkasıyla evlensin. Çocukları olsun. Annesi babası sevinsin. Soyları devam etsin. Ben engel olmak istemiyorum. Gelince hiç belli etmeyin. Ben konuşurum onunla. Tamam mı? Tamam mı? Tamam kızım. Ha, 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 ha.
Teşekkür ederim. Sağ ol abi, iyi günler. Merhaba anne. Merik içeride mi? Merik! Merik! Merik, ben geldim. Merik! Merik! Bak, ben geldim Merik. Bak, senin için ne aldım. Bunu bulmak için Mahmut Paşa'yı alt üst ettim valla. İsmail, sen İstanbul'a gidince düşündüm, taşındım. Böyle olmayacak. Nasıl? Ne demek istiyorsun Merik? Demek istediğim şu. Boşanmak istiyorum. Ne? Boşanmak mı? Evet, boşanmak. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Şaka mı bu? Nereden çıktı şimdi boşanma lafı? Ciddiyim İsmail. Hayır, asla seni bırakmam. Ölsem bırakmam. Ben bırakmak istiyorum. Yeter artık. Seni burada besleyemeyiz. Bana bakamıyorsun. İşin yok, gücün yok. Sığınıyorsun buraya. Ben senin gibi biriyle evli duramam. Git babanın evine. Merik. Git. İstemiyorum seni. Niye? Ne oldu sana? Ne olduysa oldu. Git beni istiyorum. Bir hafta içinde de boşanmak istiyorum. Ne laftan anlamaz adamsın. Kovuyorum seni. Git. Sırtı mısın sen? Merik, bu ihanetini unutmayacağım. Sırtımdan bıçakladın beni. Tamam, gidiyorum. Bir daha da asla gelmeyeceğim. Hiç gelmeyeceğim. Bitti, her şey bitti. Kızım, delirdin mi sen? Kendi elinle yuvanı yıktın. Nasılsa yıkılacaktı. Anne, beni çok seviyor. Öldükten sonra kimseyle evlenmez. Kendini perişan eder. Böyle ayrılırsak öfkeyle gider, başkasını bulur. Anne. Anne. Ah kızım. Kızım. Nerede? Artık benim karım yok. Boşanıyoruz. Thank you.
Hani senin beğendiğin bir kız vardı ya, kimdi o? Bekar kalacak değilim ya. Tabii oğlum, elbette. Allah'ım, yaşatmak da öldürmek de senin elinde. Hikmetinden sual olunmaz. Ölmekten korkmuyorum Allah'ım. Hiç korkmuyorum. Nasıl olsa bir gün öleceğim. Ha bugün, ha yarın. Açacağım bir kapıyı, öbür tarafa geçeceğim. Biliyorum. Allah'ım, büyük Rabbim. Ne olurdu İsmail'e bir evlat verebilseydim. Ona bir emanet çocuk bırakabilseydim. Ne olurdu Allah'ım. Üşütmüşsündür kızım. Hadi gel içeri. Anne. Ne oldu kızım? Ben. Ne oldu? Ameliyat ne zaman? Üşüteceğim. Gel içeri. Gel. Geçmiş olsun. Yavrum. İyi geçti efendim. Kızım. Geçmiş olsun. Kızım. Ha, doktor bey. Odama gelir misiniz? Hastalık vücudunda hızla ilerliyor. Tedaviye cevap vermiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama olmuyor. Yalnız garip bir şey oldu. Yaptığımız tahliller sonucunda Merik Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu öğrendik. Hamile mi? Merik mi? Ama nasıl olur? Yani bütün arzum o istenmeyen son gelmeden doğumun gerçekleşmesi. Hiç olmazsa çocuğu ameliyatla alıp ondan sonra kuveze koyma imkanımız olsa. Doktor bey, yanlış duymadık değil mi? Kızımız için hamile dediniz. Evet, hem de 3 aylık. Hayırlı olsun. Ay Melik, 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 ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik. Kurban olsun yavrum. Seni ölmeden bir kere görebilseydim. Bir kerecik. Yavrum.
Merik. Merik. Yavrum. Ah. Merik. Kızım. Kızım. Merik. Merik. Merik yavrum. Yetişin. Kızım ölüyor. Kızım ölüyor. Yetişin. Geçmiş olsun. Bebeği aldık. Biraz zor oldu ama şimdi kuvvetli. İnşallah yaşar. Kızım? O gayet iyi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hastamız nasıl? Doktor bey, ne olur yavrumu gösterin bana. Benden bu iyiliği esirgemeyin. Tamam, ben hazırlıkları yaptırayım. Çabuk ol oğlum, geç kalmayalım. Biliyorsun nikah saat tam 2'de. Gelinimizi bekletmeyelim. Ah benim evladım. Boya posa da bak. Aman anne, çocuk muyum ben? Bu ikinci evliliğim. Ah bir torun sahibi et de beni oğlum. Ah ah. Hadi hadi çabuk, hepimiz hazırız. Baban da dışarıda bekliyor. Tamam, geliyorum. Hadi. Alo. İsmail. Alo. Merik öldü. Merik. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Merik öldün oy oy. Keşke Merik ölmeseydi. Keşke
kesileydi elim kolum oyun. Hadi oğlum İsmail, nerede kaldın? Aa, ne oldu oğlum? Melik, ben hayranım sana Melik ol. Oy Melik, 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 ben kurbanım sana Melik. Ben hayranım sana Melik. Affet beni. Doktor yarayı kesiyor. Doktor yarayı kesiyor. Gene Merik kan kusuyor. Oy, oy. Dediler ki Merik öldü. Dediler ki Merik öldü. Kocası yine küsüyor. Oy, oy. Oy Melik, Melik, ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik. Çarşaf serin Melik. Gecesine oy oy. Melik. Dediler ki Merik öldü. Dediler ki Merik öldü. Sabır Melik. Onun kocasına oy oy. Melik, 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 ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik. Melik bunu bana yapmayacaktı. Oy Melik, 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 ben kurbanım sana Allah'ım. Melik, ben hayranım sana Melik. Ne olur beni de yanına al, ne olur beni de al yanına. Melik, Melik. Emanet kızım.
gitti ama bir evlat bırakarak gitti. Hadi canım. Hadi. Babacığım biraz daha. Hadi ama geç oldu artık. Babacığım lütfen. Geç oldu ama. Babacığım lütfen. Gel. Canım kızım. Babacığım. Canım kızım. Bir tane vereyim benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.